Kızartma mı yediğiniz mi acaba? İlk akla gelen tat ekşidir. Diyarbakır yemeklerinin ağırlığı. Diyarbakır mutfağı ile ilgili bir proje hazırladık bu sene. Amacımız Diyarbakır mutfağında unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş yemekleri kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmak. Ve anket çalışmamız oldu. Anketi yemek kültürüne hakim, geçmişi hatırlayan, özellikle de böyle yetişkin, yaşı büyük kişilerden seçtik ve anketle ilgili hem gerek görüşme yaptık, gerekse onları ankete ulaştırarak onlardan bilgi edinmeye çalıştık. Burada çok duymadığımız yeni çıkan tarifler de elimize ulaştı. Bu tarifleri de mutfağımızda ara ara uygulayarak hem reçetelerini yeniden düzenlemek hem de görselleriyle kayıt altına almaya çalışıyoruz. Bu projeyle amacımız unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin reçetelerini tekrar gündeme alıp bunlara da ilgili gerekli kaydı oluşturup uygulayıp görselleriyle bir kitap hazırlamak. Bu kitabı da ulaştırabileceğimiz kişilere ulaştırmak amacımız. Bir kere çocukluğumu hatırladım. Çocukluğumda böyle kokusunu aldığım yemek ve yiyeceklerin kaybolmuş ve şimdi göremediğim yiyecekleri böyle gün yüzüne çıkarmak için arkadaşlarımla yaptığım çalışmalardan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Geçmişte böyle hani annemizin, nenemizin anlattığı yemekleri biz böyle alan çalışması arkadaşlara, çevreye, insanlara, yaşlı topluma sorunca böyle kaybolmuş yiyecekleri gün yüzüne çıkarmak daha farklı bir heyecan katıyor bize. Diyarbakır kültür medeniyet beşiği bir şehir. Hani kadim bir şehir. Maneviyatı olan bir şehir. Yemek olarak, yemek kültürü olarak dediğin zaman tabii ki her bölgenin kendine has özellikleri var. Diyarbakır'ın da kendine özgü ağırlıkta yemeklerinde et kullanılan bir kültüre sahip. Çünkü eti seviyoruz. Evet. O yüzden hep ağırlıkta et kullanılan yemek türleri yaptık. Bunları şimdi sıralamaya gerek yok. Bir de bizim bölge olarak etimiz diğer bölgelere nazaran farklı. Bu da hani hayvanların otlanmasıyla alakalı. Doğal fenli yem kullanmadan yetiştirildiği için etimiz biraz daha lezzetli oluyor.